Bizim medeniyetimizde ressam terimi yerine nakkaş sözü kullanılırdı. Nakkaşlar yalnız resim ve minyatür yapmazlar. Devrin modasına uygun olarak tesip, süsleme de yaparlardı. Camilerde, saraylarda, köşklerde, kitaplardaki bütün süslemeler onların ellerinden çıkardı. Osmanlı Sarayı'nda her zaman Cemaat-i Nakkaşani Hassa adıyla bir nakkaşlar kadrosu bulunurdu. Bunlar devletçe himaye edilir, kıdemlerine ve ustalıklarına göre derecelendirilir ve maaşa bağlanırlardı. Ayrıca bu usta nakkaşların yanında ileride onların yerini alacak bir şakirdan zümresi de vardı. Bir sernakkaşın başkanlığında kadrolaşan nakkaşlar ve şakirdan vazifelerini birbirine devrederek sanat hayatımızda bir devamlılık temin ederlerdi. Osmanlı dönemindeki bu sanat hareketlerinden habersiz bazı yabancı yazarlar, mesela Adolf Talos adlı bir Fransız yazarı, L'Art Ottoman, Les Peintres de Turquie adlı eserinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan 1874 tarihine kadar, yani Batı ile sıkı münasebetlere girişinceye kadar Türk ressamlığı ve Türk ressamı yoktur. Bu hususta yaptığım araştırmalar ancak iki sanatkar isminin keşfine müncer olmuştur. Bunlardan 3. Murat devrinde şair Nigari bazı tablolar vücuda getirmiştir ki, görünüşe nazaran manzumelerinden daha kıymetli değildir. Diğeri, 4. Mehmet zamanında ressam Kara Cafer, anneanneye göre şair fenliğinin Boğaziçi'nde Rumeli Hisarı civarında inşa edip bugün çok yazık, eseri bile kalmayan köşkü muhteşem fresklerle süsledi. Hepsi bundan ibarettir, diye yazabiliyordu. Adı geçen eserden öğrendiğimize göre Adolf Talos, bununla da kalmamakta, bu konuda yüce dinimizi itham etmeye kalkışmaktadır. Gerçekten de Talos korkunç derecede yanılmaktadır. Çünkü Osmanlılar döneminde yetişen nakkaşlar Nigari'den ve Kara Cafer'den ibaret değildir. Hele adı geçen yazarın 18. asırda yaşayan Nakkaş Levni Abdülcelil Çelebi'den haberdar olmaması şaşılacak şeydir. Oysa bu yazar acele hüküm vermeden önce Osmanlı arşivlerini karıştırmak zahmetine katlansaydı, 17. ve 16. asır nakkaşlarına ait pek çok bilgi toplayabilirdi. İsterseniz biz 17. asırda Osmanlı saraylarında vazife yapan yüzlerce nakkaştan sadece sernakkaş rütbesine çıkmış olanların isimlerini sayalım. Bilfars, sernakkaş Mehmet Ahmet, sernakkaş İbrahim Yusuf, sernakkaş İbrahim Ali, sernakkaş Hasan Rıdvan, sernakkaş Ahmet Bayram, sernakkaş İbrahim Halil, sernakkaş İsmail İbrahim Galata, sernakkaş Ali Hızır, sernakkaş Salih Ali, sernakkaş Veli Mustafa, sernakkaş Ahmet Süleyman vesaire. Öte yandan yazar, İslam'ın güzel sanatlar ve resim konusundaki telakkilerinden de habersiz gözükmektedir. Artık bütün dünyanın gördüğü gibi İslam'ın sanat anlayışı Greko-Latin sanatından çok farklıdır. İslam'ı bu telakkisinden ötürü suçlamak, Picasso'yu niçin Giotto gibi resim yapmamaktadır diye suçlamaktan farksızdır. İslam'ı bu telakkisinden ötürü suçlamak, İslam'ın mücerredi müşahhasa, sübjektifi objektife, non-figürasyonu figüratife, irreeli reele tercih etmesi yepyeni bir sanat anlayışıdır. Ve bu yönüyle orijinaldir. İslam sanatkarından nasıl Greko-Latin politeizminden kaynaklanan sanat eserlerinin benzerleri istenebilir? Bunu göremeyince de nasıl İslam sanatı ve sanatkarı inkar edilebilir, hayret ediyoruz.